Sevgili izleyiciler, Trabzon Kocaeli'ne akın etti. Kocaeli'ndeki Trabzonlular adeta burada gözlenen Trabzon etkinliklerine akın akın geliyorlar. Bugün fuarın 3. günü. Hep dedik, hafta içi Perşembe, Cuma mesai saati, çalışma günü. Burası bir sanayi kenti. Beklenen kalabalık olmadı ama 3. gününde beklenen kalabalık adeta patlama yaptı. Sabahın 10'unda açıldı burası. 12 itibariyle insanlar akın akın gelmeye başladı. Kameraman arkadaşımız göstersin. Gördüğünüz gibi hiç boşluk yok. Sürekli geliyorlar. Şu anda mehter takımı geldi. İzleyiciler, bura fuar alanı olarak tek bir ayak olduğu için herkesi bir alanda görebiliyorsunuz. Bu manada güzel. Tabii dezavantajları da var. İçeride ağır bir yemek kokusu oluyor. Gıda ürünlerinin de burada satılması nedeniyle ağır bir işte peynir kokusu oluyor. Bunlar biraz vatandaşları rahatsız ediyor, etmiyor değil. Onun yanında sayı olarak, kalabalık olarak çok iyi şu anda. Sevgili izleyiciler, şu anda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi fuar alanındayız. 61saat.com olarak her gün canlı yayınlarla sizlerin karşısına Trabzon'u, Kocaeli'ndeki Trabzonluları getiriyoruz. Burada büyük bir coşku var. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günü burada Trabzon günleri yapılıyor. Perşembe, Cuma beklenen ilgi olmadı. Buralar hep boş kaldı. Niye? Çünkü burası sanayi şehri. İnsanlar çalışıyor ve akşam da haliyle yoruluyorlar. Ama hep dedik, Cumartesi ve Pazar burada insan patlaması olacak. Ve bugün de sabahın 12'si itibariyle hiç boşluk olmadan buralar hep böyle dolu dolu oldu. Trabzonlular buraya akın etti. Şimdi onlarla biraz Trabzon'u konuşacağız. Efendim, hoş geldiniz. Nereliyiz? Merhaba. Ben konuşayım sonra. Siz var mı Trabzonlulara? Yok, Trabzon'la alakamız yok. Ben Çorumluyum. Nereden duydunuz dediğimi? Ben Gebze'de yaşıyorum. Evet. Orada bir afiş görmüştüm. Gezmeye geldik. Memnun kaldık, gidiyoruz. Bir şeyler aldınız mı? Tabii aldık. Ne aldınız? Trabzon ekmeği aldık. Muhlama peyniri aldık. Trabzon'da bulamıyor musunuz? Yok, hayır. Burası iyi oldu yani. Gezdik gördük, bakalım, memnun kaldık, gidiyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, sağ olun. Kolay gelsin. Efendim, merhaba. Nerelisiniz? İzmit. İzmit. Evet. Trabzon'la bağınız var mı? Trabzon'da acı arkadaşlarım var. Arkadaşlar, evet, burada. Evet. Merak ettiniz, çarşı geldiniz. Başına, evet, nasıl merak buldunuz? Ettim. Çok güzel. Güzel. Herkese tavsiye ederim. Sen nasıl buldun? Çok güzel. Giden bir şey oldu mu mesela? Oyuncaklar falan. Oyuncaklar. Teşekkür ederiz. Efendim, merhabalar. Merhabalar. Nereliyiz? Trabzon Köprübaşı. Burada mı ikamet ediyorsun? Ben uzun yıllar Gebze'de ikamet ettim. Evet. Kocaeli Gebze'de ama son 6 yıl Sürmene'deyim. Sürmene'de yaşıyorum. Organizasyonla ilgili kısa bir yorum alalım. Şunu söyleyeyim. Ben de aynı zamanda Taka Gazetesi çalışanıyım. Güzel bir organizasyon. Tabii gurbetteki Karadenizleri bir arada görmek bizlere gurur veriyor. Güzel bir organizasyon. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Efendim, merhaba lan. Merhaba. Çocuklar kızdırıyor. Kızdırıyor. Ne istiyorlar? Saban istiyorlar. Nasıl buldunuz organizasyonu? Çok güzel. Nereli? Maşallah, Adapazarı. Adapazarı. Trabzon'la bağımız var mı? Ya, çok sevdiklerimiz var. Çok sevdiklerimiz. Gitmişliğimiz yok. Evet. Peki, Trabzon deyince aklınıza ilk ne geliyor? Hamsi geliyor. Hamsi. Seviyor musunuz? Yediniz mi Trabzon? Severiz ama Trabzon'un hamsisini yemedik. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Merhabalar. Nereliyiz? Durmak ya. Efendim, nerelisiniz? Trabzon. Burada mı ikamet ediyorsunuz? Evet, Gölcük'ten. Gölcük'te. Evet. Peki, özlüyor musunuz? Geliyor musunuz Trabzon'a? Hangi köyündensiniz? Beşikdüzü'nden. Var mı fındık, çay? Fındığa gidiyoruz. Fındığa geliyoruz. Evet, her sene gidiyoruz. Peki, nasıl bu organizasyonu beğendiniz? Çok güzel, beğendim. Beğendim. Çok çok güzel. Her sene olmasını ister misiniz? Evet, her sene olsun. Ne aldınız? Ekmek
mısır ekmeği aldım, yağ aldım, peynir aldım. Oh. Evet. Trabzon havası aldınız gidiyorsunuz. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Oldu. Efendim merhabalar. Nereliyiz? Nerelisiniz? Vakfıkebirliyiz. Vakfıkebirliyiz. Evet, Gölcük'te oturuyoruz. Gölcük'te. Evet. Nereden duydunuz organizasyonu? Sosyal medyadan duyduk, geldik. Sosyal medyadan evet. Duydunuz. Nasıl evet. Buldunuz? Çok güzel. Trabzon neresindesiniz? Vakfıkebir, Yalıköy. Ne zamanda bir geliyorsunuz? Ne zamanda bir? Hemen hemen her sene gelmeye çalışıyoruz. Hanımefendi de Trabzon. Rizeli. Rizeli. Evet. Oo, tamam, teşekkür ederim. Biz teşekkür. Merhabalar. Kolay gelsin. Nereliyiz? Kocaeli. Kocaeli. Yerli ama Sakarya. Trabzon'la bağımız var mı? Trabzonsporluyum. Anlasın. Tabii ki. Yani Trabzon'la bağınız nüfus olarak yok ama Trabzonsporlu. Annem Trabzonlu. Öyle mi? Tabii. Siz nerelisin? Trabzon. Neresiniz? Sürmene. Sürmene. Evet. Nasıl buldunuz etkinliği? Nasıl? Daha şimdi geldik ama mükemmel gözüküyor. Trabzonspor nasıl? İnşallah iyi gider. Evet. Teşekkür ederiz. Efendim merhabalar. Trabzonlu musun? Değilim. Samsunlu. Merhabalar efendim. Trabzonlu musunuz? Kastamonluyum ama 50 yıldır Kocaeli'de yaşıyorum. O zaman buradaki Trabzonlularla çok mu ilişkiniz var? Nasıl? İzmit'te Trabzonlu bayağı çok. Çok. Kocaeli spor maçında neredeyse bizi geçiyorlar ya statta. Yani üzülüyorum gerçekten. Peki Trabzon deyince aklınıza ilk geliyor mu? Trabzon deyince hemen ya Trabzonspor gelir ya Hamsi gelir. Başka ne gelecek? Bir de renkleri bordo mavi geliyor. Trabzonspor da gelir. Trabzon deyince akla mı? İlk önce Hamsi gelir. Trabzonspor gelir. Yani, nasıl buldunuz organizasyonu? Çok güzel. Yani ben şimdi Sami Durmuşoğlu, benim de çok sevdiğim bir arkadaşım başkan. Ona da teşekkür ediyorum. Yani Trabzon buraya gelmiş. İnan Trabzonlular çok duygulanmıştır. Gerçekten memleketi buraya getirmişler. Belki şuradaki kalabalık Trabzon'un şu anki nüfusu değildir yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet, çok güzel duygularını alıyoruz vatandaşlarımızın gördüğünüz gibi. Burada Bayburt keçi peynir. Efendim merhabalar. Trabzonlu muydunuz? Yok, hayır. Trakyalıyım. Trakyalısınız. Evet. Buraya nereden buldunuz? Nereden duydunuz? Haberlerde duydum ve dolaşmaya geldim. Nasıl buldunuz? Gayet güzel. Ne aldınız? Yöresel ürünler, peynir vesaire, tereyağı. Mısır ürünü. Evet, evet. İki kulübe çeşit. Mi yapacaksınız? Bakacağız. Hadi gidelim. Evet sevgili izleyiciler, Trabzonlu olmayan birçok insana rastladık gördüğünüz gibi. Onlar da Trabzon ürünlerini, Trabzon etkinliklerini merak ettikleri için buradalar. Şu anda alanda bir konser var. Konser alanını görüyorsunuz. Bu sahnede her gün bazı sanatçılar sahne alıp Karadeniz türkülerini seslendiriyorlar. Biz bu tarafta röportajlarımıza devam ederiz. İyi günler. Nerelisiniz? İzmit. Burayı nereden öğrendiniz bu etkinliği? Trabzon'la alakanız var mı? Hiç merakım. Peki Trabzon'u nasıl biliyorsunuz? Trabzon deyince aklınıza ilk ne geliyor? Canlı Hemşin. Arkadaşım orada çünkü. Trabzon deyince. Evet. Sizin? Trabzon. Kemençe geliyor benim. Canlı Hemşin Rize ama. Rize miydi? Efendim merhabalar. Trabzon'u yok, değiliz, değiliz. Trabzon günlerine neden katıldınız, nereden duydunuz? Trabzon günlerini şeyden duyduk, basından duyduk. Basından duyduk, evet. Nasıl buldunuz? Güzel, güzel, güzel olmuş. Trabzon deyince aklınıza ne geliyor? Trabzon spor. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet, sıkı bir Kocaeli taraftarıydı. Gördüğünüz gibi onun aklına ilk azılı rakibi Trabzon spor geldi. Her tarafta bir kemençe var. Burada gelip gidenler için sıkıntı yok ama sürekli duranlar için büyük bir sıkıntı. Çünkü 12 saat kemençe davul zurna dinlemek zorundasınız. Bu da dile kolay, zor bir iş. Hemen soruyoruz. Efendim ikiz mi? İkiz mi? İkiz. Allah bağışlasın. İsimler? Amin. Afra Nur, Asal Mina. Hangi takımlı? Trabzonspor mu?
Tabii. Tabii. Siz nerelisiniz? Bayburt. Bayburtlusunuz. Evet. Burada mı ikamet ediyorsunuz? Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Muhasebe. Muhasebe. Peki nasıl buldunuz burayı? Organizasyon iyi mi? Güzel. Eksik yanı var mı? İyi yanı var mı? Daha yeni girdik, geziyoruz ama güzel yani. Her sene olmasını isteriz. Takım nasıl? Takım beklentilerin altında. Ne olması lazım? Daha iyi olması lazım. Ben derim, hocam mı başkan? Bence hoca. Hocam. Daha üst düzey düşünecek bir hoca lazım. Trabzon'a daha üst düzey. Sanki biraz korkmayacak, korkuyor. Bana göre. Evet, Rıza Çalın. Bugün de kazanırız yani. İnşallah. Rıza Çalınba ile ilgili ortak görüş, korkuyor. İnşallah bu korkusunu yener. Evet, Trabzon'a korkuyor. Eyvallah. Merhabalar. Merhaba. Nereden katılıyorsunuz? Gölcük. Gölcük, nerelisiniz? Trabzon. Hangi köy? Vakfıkebir Deregözü. Deregözü. Aynen abi. Peki Trabzon deyince aklınıza ilk ne geliyor? Deregözü abi. Aynen. Kolay gelsin. Etkinliği nasıl buldun? Süper abi. Efendim iyi günler. Teşekkürler. Nerelisiniz? Mersinliyim ben. Mersinliyim. Aynen. Buraya nereden kesti? Burada okuyorum. Burada okuyorsunuz. Aha, Kocaeli Üniversitesi'nde. Trabzon'u duyunca gelelim dedim. Aynen gelelim. Daha önce Gaziantep'te olmuştu. Gelelim dedik. Trabzon'u bak, biliyor musun? Yok gitmedim ama çok merak ediyorum. Peki Trabzon denince ilk aklınıza ne geliyor? Ekmek geliyor ya, bak Fıkebir ekmeği. Aynen Trabzon ekmeği geliyor. Çok teşekkür ederim. Önemli değil. Efendim nerelisiniz? Merhaba. Sağ. Efendim merhabalar. Trabzonlu muyuz? Yok değiliz. Buralısınız. Trabzon'u biliyor musunuz? Yaşadık orada. Yaşadınız. Merhabalar. Merhabalar. Nereden katılıyorsunuz? Biz Giresun'dayız aslen de. Evet. Burada yaşıyoruz Koçeli'de. Aynen. Trabzon'u duydunuz, bir Trabzon havası. Aynen, gelelim görelim dedik. Yeni mi girdiniz yoksa? Şimdi girdik, yeni. Tamam. Daha gezemedik. Trabzon deyince aklınıza ilk ne geliyor? Trabzon yani samimi insanlar geliyor. Güzel insanlar geliyor. Öyle. Ben de Giresun'da olduğum için yani Karadeniz'i seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Allah bağışlasın. Kolay gelsin, sağ olun. Efendim iyi günler. Nereliyiz? Giresun kökenliyiz, Sakaryalıyız. Trabzon'u öyle duydunuz, geldiniz. Yani hemşire yan yanayız daha orada. Trabzon deyince aklınıza ilk ne geliyor? Hamsi Trabzonspor. Hamsi Trabzonspor. Çok teşekkür ederim. Şey, efendim Trabzon deyince aklınıza ilk ne geliyor? Cesur, kahraman, vatansever, milliyetçi. Trabzon demek Türkiye demek daha. Ne Trabzonspor? He. Gidiyoruz maç seyretmeye daha. Tamam. Teşekkür ederim. Trabzon deyince aklınıza ilk ne geliyor? Trabzon deyince vatan aklıma geliyor. Vatan. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Efendim merhabalar. Merhaba. Neredesiniz? Orduluyum. Ordulusunuz. Evet. Trabzon'u duydunuz, bir Karadeniz havası. Tabii ki Karadenizliyiz, aynen Karadenizliyiz. Trabzon deyince aklınıza ilk ne geliyor? Vallahi Akçabat köftesi gelir. Akçabat. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür, sağ olun. Efendim merhabalar. Nereden katılıyorsunuz? Kocaeli'den. Nerelisiniz? Kocaeli'yim. Trabzon'la bağımız var mı? Geçen sene Karadeniz gezisine gittim. Gittiniz. En çok nereyi beğendiniz? Rize ile Ordu'yu daha çok beğendim. Trabzon'da çok gezemediğim için. He. Ama Trabzon'da çok güzel. Sakin, sessiz. Trabzon deyince ilk aklınıza ne geliyor? Balık gelir, ne gelsin? Balık. Hamsi gelir. Teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim merhabalar. Nerelisiniz? Erzurumluyum. Erzurumluyum. Peki Trabzon'u biliyor musunuz? Yok, gezmedim hiç. Yok. Peki Trabzon deyince aklınıza ilk ne geliyor? Trabzonspor. Tabii. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, Trabzon deyince akla ilk gelenler arasında Trabzonspor ve Hamsi ön sıralarda yer alıyor. Şimdi röportajlarımıza devam edeceğiz. Siz giriş kapısını görüyorsunuz şu anda. Vatandaşlar gelmeye devam ediyor. Facebook'a mı bakıyorsun? Evet. Ne var ne yok? Merak ettim ki benim... Memleketten haber var mı? Memleketten haber var. Anam memlekette. Nerede? Vakfıkebir'de. Vakfıkebir. Aldın mı Vakfıkebir'i? Almadım, mısırek mi aldım? Mısırek mi? He. Güzel. Nasıl, özlüyor musun? Trabzon'a gidiyor musun? Özlüyorum, sorma. Beyimle dövüşüyoruz zaman zaman.
İki ay oldu memleketten geleli. Beyim diyor ki yine memlekete gidelim. Ben de yeni geldik, nereye gidelim diyorum. Bu etkinlik nasıl oldu? Beğendim. Çok güzel, çok beğendim. Çok beğendim. Olsun mu her sene? Her sene olsun. Çok... Eksik var mı? Yok, fazlalığı var, eksiği yok. Çok, hepsi çok güzel, hepsi harika. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Nerelisin? Ofluyum ben. Oflusun. Evet. Burada mı çalışıyorsun? 20 senedir İzmit'teyim. Ne iş yapıyorsun? Ticaretle uğraşıyor. Serbest meslek. Serbest meslek. Evet. Allah kolaylık versin. Sağ ol. Piyasalar nasıl? Piyasada çok çalışan bir şeyler oluyor yani. Çalışırsan olur. Oluyor. Yatarsan bir şey olur. Yatarsan olmuyor. Peki Trabzon deyince aklına ilk ne geliyor? Türkiye'nin çimentosu gelir. Ne gelir? Buradan belli zaten. Baksana. Herkes burada he? Herkes burada. Türkiye burada. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Efendim merhabalar. Nereliyiz? Trabzon abi. Trabzon. Burada mı ikamet ediyorsun? Aynen abi. Burada yaşıyorum. Ben yaşıyorum. Arkadaşlar okuyor. Burada mı doğdunuz? Yok, ben burada doğdum. Peki Trabzon deyince ilk aklına ne geliyor? Trabzon deyince yani abi aklıma ilk Trabzonspor geliyor yani. Trabzonspor. Trabzonspor. Anladım. Nasıl buldunuz organizasyonu? Abi çok güzel, çok bir organizasyon. Güzel. Olsun. Olsun abi. Olsun. Sıklıkla olmasını istiyoruz yani. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Efendim merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Nereliyiz? Biz aslen Samsunluyuz da. Evet. Karadeniz tarafı değil tam. Anladım. Sadece Trabzon'u yeter. Duydunuz, bir Trabzon havası. Tabii hem doğal malzemelerden alalım dedik. Ne aldınız? Tereyağı aldınız mı? Tereyağı, bal. Mısır unu. Mısır unu evde vardı. Başka ne aldık? Aynen. Beğendiniz mi orayı? Organizasyon çok güzel. Peki Trabzonlu değilsiniz. Trabzon deyince ilk aklınıza ne geliyor? Hamsi. Sizin? Mıhlama. Senin Trabzon deyince aklına ne geliyor? Şey, oyunları geliyor. Horon geliyor. Horon geliyor, kol bastı geliyor. Evet. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, yavaş yavaş vatandaşlar da ayrılıyor. Merhabalar. Evet, Eskişehir'liyim. Kırşehir. Kırşehir'de. Trabzon günlerini nereden duydunuz? Tabelalardan takip ettim, oradan gördüm. Oradan geldim, evet. Peki Trabzon deyince ilk aklınıza ne geliyor? Trabzon deyince ilk aklıma gelen... geliyor. Aklımıza ilk gelen tabii ki Hamsi. Hamsi. Evet. Teşekkür gelecek. Sağ olun. Başkanım merhabalar. Merhaba. Nasıl buldunuz? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Müthiştir. Mardin Trabzonlular. Evet. Mardin Kızıltepe Trabzonspor Taraftarlar Derneği. Gerçekten çok sevindim. Müthiş bir atmosfer var. Karadeniz günlerine hayran kalıyorum. Gerçekten tanıtım günlerine. Bundan sonra Trabzonspor Taraftarlar Derneği olarak Mardin Trabzonspor Taraftarlar Derneği olarak her Trabzon'un tanıtım günlerine katılma kararı aldık. İlkin sanıyorum en yakın Ankara'dır. Ankara'da katılacağız, evet. Müthiş görüntüler var, müthiş atmosfer var. Gerçekten çok hoşuma gitti. Sizi de tebrik ediyorum gerçekten. Haber açısından sitenizi de taraftarlarımız takip ediyor. Gurur verici gerçekten. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Evet, Mardin Trabzonsporlar Taraftarlar Derneği'nin dinlediniz. Merhabalar. Merhaba. Nerelisiniz efendim? Erzurumluyum. Trabzon'la bağınız var mı? Annem Rizeli de oradan mı? Peki Trabzon deyince aklına ilk ne geliyor? Çay. Çay. Ama çay Rize'de. İşte Trabzon şey. Deyince Hamsi. Hamsi. Trabzonspor. Efendim merhabalar. Merhaba. Oğlum sizi buldu. Al bakalım. Konuş bakalım mikrofona. Evet, konuş bakalım. Trabzon halkına ne söylemek istersin? Söyle bakalım. Evet. Öpücük at o zaman. Bir tane öpücük at. Hadi nasıl öpücük atıyorsun? Efendim Trabzon deyince akla ilk ne geliyor? Vallahi Trabzon deyince akla ilk kuymak geliyor. Kuymak? Evet benim için. Nerelisin? Ben... Tamam oğlum. Buranın yerlisiyim, eşim Trabzonlu. Evet oradan. Gidiyor musun? Gidiyoruz tabii sık sık akrabaları olduğu için. Aynen mecbur. Aynen. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. Nerelisiniz? Trabzonluyuz. Hangi köyünden? Vakfıçebir. Taşfırın ekmeğinin memleketi değil mi? Evet. Peki Trabzon deyince aklına ilk ne geliyor? Hamsi. Hamsi. Sizin efendim? Trabzon deyince aklıma ilk Trabzonspor gelir. Nasıl takımın durumu? Şu anda iyi değil. Yani sözüm bizim, ne? Bizi memnun etmiyor. Transfer mi, hoca mı, başkan mı? Ya sonuçta bir yerde bir şey var ama onu biz de çözemedik. Hepsinde bir sorun var yani. Tepeden tırnağa, başkanda da var, yönetimde. Komple bir revizyon. Yani komple bir revizyon ama sistematik olursa ileriye dönük. Tamamdan daha iyi olacağına inanıyoruz yani. İleri. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, Trabzonspor her tarafta. Herkesin birinci gündemi.
Evet, Akçaabat standı. Akçaabat standında 7/24 kemençeye doyabiliyorsunuz. Trabzon günlerinde biz beraber değilim, biz beraber değilim. Dünya üç günlük dünya yarış söyleyip de gülelim, madem istedi Cemil karşılıklı diyelim. Çok bebiyatın azdı yar, tam bu bekleyeyim. 61 saat çekerde ona da söyleyeyim, ona da söyleyeyim, ona da söyleyeyim. Bekle beni güzelim, senin yolda ama layım, canlı kayıt ya parlar, ben bir el sallayayım. Söyle bahtin, söyle sevdalı türküleri, az da neşeli olsun bu elleri, elleri ne yaptan gelecek yolunu gözlü yayayım, bizi izleyenlere bir selam göndereyim, bir selam göndereyim, bir selam göndereyim. Baktım bacalarından yarım duman tüteyi, kuzlar erkekler geldi bizi kayıde deyi, dinle beni kardeşim, sana da söyleyeceğim, canlı yayın ya varsın kolay gelsin diyeceğim, alır başını gider yüreğimin dertleri, mikrofonu tutarsın da gözünde gözlükleri, gözünde gözlükleri. Evet sevgili izleyiciler, Atma Türküler de kemençe eşliğinde Akçaabat standında sürekli olarak devam ediyor. Efendim merhaba. Bana mı? Trabzon Vakfı Kebir. Burada mı ikamet ediyorsunuz? Evet, burada ikamet ediyorum. Ne yapıyorsunuz? Öğrenci, iş? Mezun oldum. Şu an işe başlayacağım hatta bir dahaki hafta inşallah. İş buldunuz yani. Evet, buldum. Çok zor da olsa, zor bir dönemden geçsek de bulduk yani. Peki Trabzon deyince ilk aklınıza ne gelir? Trabzon gelince ilk aklıma kuymak gelir, hamsi gelir. Evet. Peki organizasyon nasıl? Çok güzel ama bazı eksiklikler var. Mesela Akçaabat köftesini beklerdim burada bir yapılmasını. Yok değil mi? Aynen. Bir de etkinlik takvimi eksikti mesela. Etkinlik takvimini çok bulmak istedim. Çünkü konserler vesaire, bunları bulmak istedim. Ama genel olarak çok güzel. Anladım. Çok, çok güzel teşekkür bir ortam var. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Evet, bahsettiğimiz eksiklikler burada da vatandaşlar tarafından dile getiriliyor. Efendim iyi günler. Nerelisiniz? Trabzon Akçaabat. Akçaabat. Burada mı ikamet ediyorsunuz? Burada ne iş yapıyorsunuz? Fabrikada çalışıyoruz. Allah kolaylık versin. Eyvallah, sağ ol. Hafta içi gelemediniz, iş vardı. Hafta içi gelemedik, işte çalışıyoruz. Baktık ki boş diye yazı yazdınız. Kimse davet etmiyor, biz de geldik. Allah razı olsun. Biraz gaza verelim dedik ya, dolsun dedik ama bugün taştı. Çok kalabalık. Şu anda hareket edecek yer yok yani. Nasıl? Trabzon deyince sizin aklınıza ilk ne geldi? Ya biz Trabzon'dan bağlarımızı kopartmadık. Her sene gidiyoruz. Gidiyoruz. Tabii yaşıyoruz yani. Trabzonsporlu. Tabii canım, Trabzon'da Trabzonsporlu olmayana ben çingene diyorum. Peki takım nasıl? Bu akşam takım çok gidiyor. Kötü. Kötü değil mi? Takım sorun kötü. Kimde? Topçu mu, başkan mı, hocam? Vallahi herhalde takımın mühendisliğini iyi yapamıyorlar. Kadro iyi, oyuncuları iyi de. Evet. Mühendisliğini artık yapamıyorlar diye düşünüyorum. İnşallah artık bu seneden umudumuz kesildi. Her geçen yıl giden yılı arıyoruz. O yüzden gelecek seneye inşallah daha iyi bir mühendisliklerle beraber takımı şampiyonluğa oynatacağız. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, röportajlarımıza burada son veriyoruz. 61saat.com olarak Trabzon günlerinin 3. gününde de yine vatandaşa sorduk. Nasıl buldunuz? Her şey muhteşem, bazı eksiklikler var. Dediğimiz gibi onlar da inşallah bir dahaki organizasyonda yerine getirirler. 61saat.com olarak organizasyonun 3. gününden aktaracaklarımız bu kadar. Şimdi siz biraz daha alanı izleyin. Biz yayınımıza burada son verelim.